Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. TUSAŞ Motor Sanayi TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Milli Muharip Uçak Kağan'a güç verecek TF-35000 motoruyla ilgili müjdeleri peş peşe sıraladı. Mahmut Akşit, Kağan motoru, herkesin umduğundan daha hızlı olacak, yakın zamanda bunu göreceğiz. TUSAŞ Motor Sanayi TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Türk Havacılık Platformlarına güç verecek motor projelerinde son durumu TR Haber'e anlattı. Milli projelere ilişkin TR Haber yayın yönetmeni Hilal Güven Özbey'e verdiği demeçte Akşit, Kağan motoru geliştirme sürecinin herkesin beklediğinden daha hızlı ilerlemekte olduğunu söyledi. Milli Muharip Uçak Kağan için geliştirilmekte olan TF-35000'e dair yanma odasının tamamlandığını yönündeki söylentileri kısmen doğrulayan Akşit, Türkiye'nin merakla beklediği 5. nesil jet motoruna ilişkin şu bilgileri verdi. Yanma odası tek başına tamamlanmaz. Motorun bütünü bir süreçtir. Biz bunu ekiplere dağıtarak, bölerek veririz ve sistem mühendisliği yaklaşımıyla sistem bir bütün halinde ilerler. Birbiriyle etkileşim halinde ilerler. Bir tarafta yapılan hesapta öngörülenden yüksek yahut düşük basınç çıktıysa, bu durum arkayı da etkilediği için arkadaki tasarımların yeniden elden geçmesi gerekir. O yüzden bir noktasının bitmiş olmasında bir şey yok. Hepsi beraber ilerliyor. Tabii ki şuna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu çok kısa bir süreç değil. Zaten kısa sürede bitirilebilecek kadar kolay bir şey olsaydı bunu herkes yapardı. Özellikle uçak motoru teknolojisi. Savaş uçağında teknolojinin uç noktasına geliyorsunuz. Limitleri zorluyorsunuz. İHA motorlarını daha önce yaptık biliyorsunuz. Helikopter motorunu da yaptık, uçurduk. Artık seri imalat aşamasındayız. Uçak motorları merdivenin en üst ayağı. Şimdi en üst seviyedeyiz. Bu da hemen şak diye olmuyor. Eurojet 2000 gibi Avrupa'nın yeni nesil motorları bile 15-17 yıl gibi süreçlerde geliştirilmiş motorlar. Biz de elimizden geldiği kadar hızlı geliştiriyoruz. Buradaki soru olacak, olmayacak, değil. Olacak ve herkesin umduğundan daha hızlı olacak. Fakat zamanını söyleme yetkimiz yok ve oluyor. Mühendislik ve teknolojik yetkinliğimiz var. Hemen hemen her türlü motoru yapacak yetkinliğimiz var. Zaten bu TF-35000 motoru, uçak motorları sınıfında en uçta bir motor. Yani dünyada en tepedeki ilk 3 motordan biri olacak. Böyle bir motor Amerika'da var ve Rusya'da var. Uçaklarla bütünleşik bir teknoloji bu. Savaş uçakları, bizim bildiğimiz F-16'larda dahil, süpersonik uçmak için art yakıcı çalıştırmak zorunda, ses hızını geçebilmek için. Bu da çok ciddi yakıt tüketimi demektir. Bunu uzun süre yapamazlar. Çok uzun süre süpersonik uçamazlar. Depoyu hemen boşaltır çünkü. Acil durumda, kalkış anında, kısa pistten kalkarken, kısa süreli veya bir it dalaşı sırasında bir füze, bir tehdit geldiğinde ondan kaçınma manevrası için. Bizim geliştirdiğimiz motor, art yakıcı çalıştırmadan süpersonik hızlara çıkabilecek yetenekte bir teknoloji. Yani teknolojinin uç noktasıyla uğraşıyoruz. Bu ölçüde bir yeteneği geliştiren ülke dünyada 3, hadi belki 4'tür. Mesela Çin, hem Rusya hem Ukrayna ile ciddi işbirliği içinde çalıştı. Onlar da artık belli bir yere geldi. Ama hala kendi özgün geliştirdikleri 5. nesil bir motorları yok benim bildiğim kadarıyla. Bizim de inşallah bunu yapıp çalıştırdığımızda olacak. Teknolojimiz var ve yapabileceğimizi biliyoruz. Ekip olarak kendimize güveniyoruz. Halkımız müsterih olsun, bunun uçtuğunu yakın zamanda görecekler inşallah. TF-6000, Kağan motoruna giden yolda merdivenin bir basamağıdır. Gerçek anlamda bir turbofan motoru. Turbofan dediğimiz motor, küçük füze, jet motorları vardır. Onların değişik bir teknolojisi. Menzili artırılmış ve yakıt sarfiyatı biraz daha iyi versiyonu. Savaş uçaklarında özellikle bunu kullanıyoruz. Çünkü menzil önemli. K-35
Kalktıktan sonra hemen 200-300 kilometre ötede yakıtınız bitiyorsa bu çok da kullanışlı olmuyor takdir edersiniz ki. O yüzden belli uluslararası standartları var. Belli menzillere kadar görev yapabilmesi lazım. Yakıtın da o kadar yetmesi lazım. Turbofan teknolojisi bu yakıt ekonomisini sağlıyor. Kızıl Elma ve Anka 3 ayarındaki uçaklar için geliştirildi. Dünyada şu anda görüştüğümüz TF6000 isteyen müşterilerimiz var. Bir an önce bitirmemizi bekleyenler var. Aslında bitirmiş olsak şu anda hemen almak isteyen müşterilerimiz var. Çünkü bu sınıfta çok fazla motor yok dünyada. Nükleer teknolojisi olan epey bir ülke var. Ama motor teknolojisi olan o kadar çok ülke yok. Çünkü teknik zorluk olarak gerçekten de uçak motoru, teknolojinin en uç noktasındaki zor bir safha. Hatta nükleer teknolojiden bile zor. Nükleer teknolojinin politik zorlukları var tabii ki, yapmanıza izin vermiyorlar, ambargoya maruz kalıyorsunuz, onun başka politik zorluğu var ama bunun teknik zorluğu çok daha fazla. TF-10000 motoru ise TF-6000'in abisi olacak, bir üst sınıfı. Çok büyük bir farklılık yok. Aynı motorun çekirdek kısmını aynen kullanacağız ama tabii ki bazı değişiklikler var. Çekirdekte de ufak değişim var. Arka tarafına bir art yakıcı takılmış, çekirdeği de buna göre modifiye edilmiş bir versiyonu. Aslında TF-6000 motoru süpersonik uçmak için uygun tasarlanmış bir motor değil. Daha çok Anka 3 gibi radara görünmez, arkasında ciddi bir termal iz bırakmayan, görünmezlik vurgusu olan fakat ses altı uçuşlar daha uygun. Süpersonik uçmak için buna bir art yakıcı takılması gerekiyor. Art yakıcılı versiyonda TF-10000 olacak inşallah.